üzülmeyiniz, umutsuzluğa kapılmayınız. Resul-i Zişan aramızdan çekilip gitti diye, dar-ı bekaya intikal ettiler diye, üzülmek, yok olmak, yıkılmak yok. Ne buyuruyor Resulullah? Korkmayın. Teraktu fikum emreyni, len tedillu ma temessektum bihima. Kitabullah ve sünnete Resulillah, sadaka Resulullah. Ben sizin aranızda iki tane kaynak bırakıyorum diyor Resulullah. İki kaynak bırakıyorum. O kaynaklara, o sağlam kaynaklara, sağlam esaslara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Asla karakterinizi kaybetmeyeceksiniz. Şahsiyetiniz kaybolmayacak. Haysiyetiniz yıkılmayacak sizin. Len tadillu. Dalalet yüzü görmeyeceksiniz. Dikkat ediniz. Size Avrupalı tesir edemeyecek. Size hiçbir modacı, size hiçbir moda evi, sizi hiçbir modelci modüle edemeyecek. Siz asla yıkılmayacaksınız. Siz dalalet ve sapıklık yüzü görmeyeceksiniz. Ma temessektüm bihima. Bu iki esasa sımsıkı yapıştığınız zaman size korkmayın. Dalalet rüzgarları size değmeyecek. Küfür şimşekleri size isabet etmeyecek. Paratoner gibi size değmeyecek, size çarpmayacak. Nedir o? Kitaballah, Allah'ın kitabı Kur'an. Şu Kur'an'a sarılın, korkmayın. Küfür yüzü, dalalet yüzü size görünmeyecektir Resulullah. Ve sünnete Resulillah, Allah Resulü'nün sünneti. Ehadis-i nebeviyyesi, kütüb-ü fıkhiyeler, bütün bunlardaki memlu ve meşbu muhtevi olan bütün ayat-ı ilahiyye, ehadis-i nebeviyye. Hocam böyle böyle ama sen gel de bize sor. Kolay mı Kitabullah'a uymak? Herkes Avrupa'dan gelen model mecmuasına uyuyor. Kur'an'a kim uyacak? Kim uyacak Kur'an'a? Hiç kolay mı? Bütün dünya dalalete gitmiş. Bütün beşeriyet sapıyor, sapıtıyor. Sen bize Kur'an'ı talim ediyorsun. Sen bize Kur'an'a uyun diyorsun. Her evde bugün Kur'an diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'i kadife ve ipekli kılıfların içerisine sokmuş. Herkes duvara asmış. Kimse okumuyor. Ama Avrupa'dan gelen model mecmuasını okuyorlar. Kolay mı Kur'an'a uymak? Kolay mı diyeceksiniz. Diyecekler olacak tabii. Kolay değil tabii kardeşim. Kolay değil, çok zor. Ama bu zorluğun karşısında son derece büyük mükafat var. Çok büyük ecr-ü mesubat var. Ücret var. Çok büyük servet ve sermaye var. Nedir o? Onu da haber vereyim. Yine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vessafa Efendimiz buyuruyor ki men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti. Kim ümmetimin fesada gittiği asırda, kim ümmetimin dalalete sürüklendiği, bütün propagandalarla, reklamlarla ümmeti Muhammed'in fesada, anarşizme, felakete, fitneye, karanlıklara, zulümlere, ölümlere, elemlere sürüklendiği devirlerde, kim benim sünnetime kayıtsız şartsız, pazarlıksız, tereddütsüz sünnetine sarılırsa, kolay değil mi tabii, sarılırsa ne olacak? Ne var karşılığında? Felehu ecru mi'eti şehidin. Sadaka Resulullah. Vallahi böyle bir devirde sünnetlere sarılanlara, Allah Resulü'nü bir model telakki ederek onun peşinde gidenlere, onun ezvacı mutahheratına benzeyenlere 100 tane cephede kafir kurşunuyla öldürülen, şehit edilen 100 tane şehidin vallahi sevabı vardır diyor. Mükafatı değil tabii kardeşim. Siz Müslüman olun, korkmayın. Kimseden korkmayın. Bu devirde mücadele verin. Müslüman olmanın mücadelesini bu devirde verirseniz bundan 500 sene evvelki şehitlerin sevabını oturduğunuz yerde vallahi alacaksınız. Hiç tereddüt etmeyin bunu. Çetin bir devirdeyiz. Müthiş bir devirdeyiz. Mühlik bir devirdeyiz. Sıkı durun.
propagandalara, reklamlara aldanmayın. Allah'ın kitabına, Muhammed'in sünnetine sımsıkı sarılınız. Cenab-ı Hak bu vadide, bu davada, bu kavgada cümlemize medet-i inayet eylesin inşallah.